Karavan fuarındayım. Muflon MFL 360 modelini tanıtmak istedim size. Bu bir off-road karavan. Belki takip ediyorsunuzdur. Ben off-road karavanlara karşı ilgiliyim. Bu karavanın projesini biraz daha fazla beğendim. Firmanın ilk karavanı olmasına rağmen ince detayları çok güzel düşünmüşler. Şimdi size kısaca karavan hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle firma alüminyum kompozit işleme konusunda, yani bu büküm ve dönüşlerde uzman bir firma olduğu için onun etkisini görüyorsunuz karavanda. Burada galvanizli bir şasi üzerine geliyor. Karavanın kütlesi şu an 710 kilo. Burada bir tüplük var. Evet, dikkatinizi bir şey çekmiştir. Tuvalet burada duruyor. Biraz sonra göstereceğim onu. Normalde bu karavanlarda tuvalet kullanılmamasına rağmen bunda var. Dizel ısıtıcı mevcut. Dizel ısıtıcının yakıt deposu var. İki tane de ekstra depo var burada. Hem süs olsun diye hem işinize yarayabilecek sıvılarınızı taşıyabilirsiniz. Pop-up tavanla geliyor bu model. Hemen girişte bizi kontrol ünitesi karşılıyor solda. Dizel ısıtıcının ve içerideki aydınlatmaların. Ayrıca iki tane çakmaklığı mevcut. Pako şalter var burada ayırmak için. Şimdi içeri girdiğimiz zaman yerler Haliflex. Şurada tuvaletin şu şekilde çektiğimiz zaman, pardon, şu şekilde tuvalet geliyor ve kullanılabiliyor. Yerine oturduğu zaman şu şekilde kapatabiliyorsunuz. Burada bir saklama cebi mevcut. İçerisi güzel ince kumaşlarla kaplanmış. Beni takip edenler bilir. Ben şu detayı severim mesela. Burada plastik kap ve mobilyaya uygun kaplamalar daha şık duruyor. Maalesef bizim üreticilerimiz hala krom kapak kullanmaya çalışıyorlar. Burada güzel bir masa var. Masa şöyle katlanabiliyor çapraz bir şekilde ve yatağın altına giriyor. Yatak genişlen bir yatak. Ayrıca masada şöyle bir sürgü mekanizması da var. Burada iki tane pufla geliyor bu. Puflar ne işe yarıyor? Hem saklama hem de oturma alanı sağlıyor size. Şu şekilde. Bunların içini sandık olarak kullanabileceğiniz gibi üzerine oturabiliyorsunuz. Yatak şu şekilde. Gördüğünüz gibi birbiri içine geçen tahtalar şeklinde, çektiğiniz zaman açılıyor, genişliyor, yatak oluyor. Burada gene saklama kısımları var. Kilitli ve kilitli olmayan dolaplar mevcut. Şu sistemi çok beğendim. Bilmiyorum, belki görmüşsünüzdür daha önce. Ben ilk defa gördüm. Hem burada bir Bluetooth teyp var. USB girişleri var. Hem de böyle lambalar mevcut. Şöyle açabiliyoruz. Orada bir okuma lambası mevcut. Burada bir karavan camı var. Buradan mutfağa ulaşabiliyorsunuz. Burada pek çok off-road modelinde bu mevcut değil. Ama bunda ulaşılabiliyor. Burada oturduğunuz yerden mutfaktan da faydalanabiliyorsunuz. Buzdolabından, ocaktan. Şurada içeriden bir ulaşım kısmı var depoya. Burada gene saklama kısımları mevcut. Işıklandırma. Burada da ışıklandırma ve priz var aynı şekilde. Şöyle bir dış kısmı da, iç kısmı iyice detaylı göstereyim. Sineklikli pop-up tavan olduğu için ayrıca perdesi de var. Onu da kullanabilirsiniz. Aydınlatmalar tavana dahil. Tavan yükselince orada yükselmiş oluyor. Şu gördüğünüz Webasto'nun dizel ısıtıcının, daha doğrusu hava çıkışı. Karavanın dışında şu tarz ekstra genişleyen masalar var. Burada 45 litrelik buzdolabı var, 12 volt. Burada Ken marka tekli ocak evye mevcut. Burada su dolum ağzı. Bunu açarak buradan suyunuzu dolduruyorsunuz. Bu kısımlar da kullanılmış. İçeride ürünleriniz kaymasın diye Haliflex'ler var. Şurada küçük dolaplar mevcut. Aynı şekilde burada da. Ben gayet beğendim. Şık, güzel bir tasarımı var. Firmanın ilk ürünü olmasına rağmen
piyasadaki diğer ürünlerden daha güzel tasarlamış diyebilirim. Offroad karavan biraz meşakkatli bir iş. Pek çok detayı, değişkeni mevcut. Gördüğünüz gibi dış aydınlatmalar çift tarafta da var. Firma buraya ve diğer tarafa bir çekme tutma kolu ekleyecek. Çünkü bu karavanların manevrası için gerekiyor. Orada dış elektrik girişini görüyorsunuz. Karavan bu şekilde. İstanbul Karavan Fuarı'ndan Muflon Karavan firmasının aracını tanıtmaya çalıştım elimden geldiğince. Umarım beğenmişsinizdir. Firma Düzce'de, ilgilenenler Düzce'de firmayı ziyaret edebilir. Hoşça kalın.